çalmıyor. Evet. Ucuz bir arkadaş sensin, gece gündüz ne ediyoruz ya? Kızla zor gelmesin diye. İki grup var zaten. Açık, gelin buradan girin. Buradan yıkın. Ama adamın elinde ne mahkeme kararı var, ne savcılık kararı var ya. Allah'tan da mı korkmaz bir insan ya? Kurs burası, kurs. Almış emir yukarıdan geliyor, yıkmaya çalışıyor. Böyle bak, biz buraya adamlar da yiyoruz, yapmadık. Bize mahkeme kararını getirsin. Biz burayı ilan etseydik kabacığı geçemezdiniz hocam. Burada bir ziyaret oldu onda. Çekeriz. Hukuki boyutu yok. Peki bu, peki tamam, bu boyutu, hukuki boyutunu alalım. Alalım hocam. Allah'ın sancı bebesinin malı gelip yıkın diyor. Adama emir veriyor. Yapamaz bunu ya. Bakın bir şey söyle. Cem nerede? Cem siz karı siz. Hocam valilik karışamaz. Mahkeme, mahkeme kararını be. Şifahi talimatla mı yıkım yapılıyor ya? Hangi devlette yaşıyoruz Allah aşkına? Şifahi kararla mı yıkım yapılıyor? Bir belgesi yok mu bunun ya? Yani şimdi bak. Tamam biz size karşı mukavemet etmiyoruz ama ellerinize hiçbir belge olmadan geliyorsunuz burada yıkım yapacaksınız. Bu olacak iş mi ya? Bak hocam benim evrağım burada bak. Lütfen bir hukuki evrağım burada. Bize canım. Sözleşmem burada. Burada iki senelik emek hakkı. İdareye verdiğim şikayet dilekçeleri burada. Hocam bak, bir daha ben seni hiç ben... yanlış anlamıyorum. Bak hocam şey kusura bakma. Emniyet mensubusun. Şey bak bak. Yani sen, emniyet ve başımızın şey üstünde yeriniz var. Bak hocam. Yani benimle alakalı. Tamam ama bu hukuka siz de tabi. Mahkeme intikal etmiş olay. Kardeşim hocam senin de görmen lazım. İdari karar. Yıkım kararı yok ki ne alacağım ben? Hangi karara? Hangi karara? Hangi karara? Hocam. Yıkım yok. Yapılacak. Bununla ilgili hocam. Alalım. Hani kararı ne? Kararı, 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 kararı istiyoruz. Valilik şimdi yıkın ben, demişler. Ben bu bunun bir kararı olmalı. Yani sen taraf ama olduğun için onu sormak zorundasın. Ama ben gelen yüz gözüyle ilgili. Tamam abi. Yani burada resmen bir hukuksuzluk yapılıyor. Bir zorbalık var. Yıkın deniyor, yıkılıyor. O kadar. Evet. Elimizde bir belgemiz yok. Öyle mi? Yok. Yıkıma dair herhangi bir belge yok. Hukuki bir altyapı yok. Hadi yıkalım. Yıkım kararı veya savcılık kararı getir. Güvenliği istediğimiz buraya. Yoksa bu mahkemenin sonucunu bekleyeceksiniz. Hocam biz 17.2'yi uygulayacağız. 17.2'yi uygulayamazsın sen. Sen onun kararı lazım size. Ne yapayım ben şimdi? Mahkeme kararı. Ya kovuşturması süren bir şeyi sen nasıl yıkıyorsun? Daha savcılıkta. Daha bizim yeni ifademizi almış. Daha bilirkişi raporu savcılığa ulaşmamış. Ne yıkıyorsun ki? Bakalım senin dediklerin doğru mu? Bilirkişi raporunu içeri verecek. Savcılık görecek. Gerekirse kovuşturma sonucunda mahkemeye sevk edecek. Belki de mahkemeye sevk etmiyor. Sevk ederse mahkeme yargılayacak. Mahkeme kararı verecek. Siz Kanlıca Orman İşletme Şefi değil misiniz beyefendi? Evet müdürüm. Bu yazıları bize siz yazmadınız ben mı? Ben yazdım evet. Bana savcılık kağıdını veya mahkeme kağıdını gösterir misin? Yıkım kağıdını. Yani şimdi şöyle bak ben sizinle ilgili bir sözleşmemiz vardı. Hocam, kardeşim, hocam bak sözleşme yani, başka. Mahkemeye intikal etmiş intikal burası. Mahkemeye intikal etmiş bir kolayda karar vermesi lazım. Savcılığa intikal etmiş bilirkişi gelmiş siz burayı yıkamazsınız. Savcılık kararıyla biz beraber gelin. Biz delil tespiti için verdik ya ama hocam. Hayır. Mahkemeye vermişsiniz kardeşim. Delil karartma olmasın diye. Delil karartma değil kardeşim burası belli. Ne savcılık kararıyla ya? Gelin hukuksal hareket edelim. Mahkemeye verilmiş. Siz mahkemeye verdiniz. Biz mahkemeye şeylerimizi vermişiz. Savunmalarımızı verdik. Yıkmaya geliyorsunuz. Hukuksal hareket edelim. Ya hukukun dışında hareket edilmesi mümkün değil. Şu anda savcılık karar. Savcılık mahkeme aşaması. Ben de ben hukuku biliyorum. Sen bana anlat ya. Mahkeme aşaması. Ben avukatlarla ben çalışıyorum. Yani karar dersimizi çalıştık. Ya biz de dersimizi çalıştık hocam. 17'ye 2'yi biz uygularız ha. Siz uygulayamazsınız. Mahkeme kararı olmadan uygulayamazsınız. Bize savcılık kararı gelmeden yıkıma gelemezsin. Siz savcılığa demişsiniz ki yıkım diye. Onu konuştuk savcıyla. Ben yıkımı kabul etmedim. El koymayı da kabul etmedim. Bilir kişiyi dedi. Savcı siz bunu mahkemeye intikal ettirmişsiniz. Lütfen. Orman Müdürlüğü emniyette gelmiş. Emniyeti yanına almış.